Parti MYK'sı sona erdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Dinliyoruz. Korunmasına katkı sağlayacak bir sonucun çıkması için bütün teşkilatlarımızın hazır olması gerektiğini ifade ettiler. Bugün iki tane sunum vardı. Bir tanesi Çevre ve Şehircilik Başkanlığımızın, Çiğdem Hanım'ın sunumu. Biliyorsunuz önemli bir çalıştay yapıldı başkanlığımız tarafından. Bu çalıştay çerçevesinde çıkan sonuçlar bu şekilde bir çalışma olarak Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın bulunduğu MYK toplantımıza sunuldu. Burada şehircilikle ilgili olarak Cumhurbaşkanımızın öteden beri söylediği yatay mimari konusundan şehir siyasetine, şehir ve demokrasi ilişkisine, şehir ve kültür ilişkisine, insan ve şehir ilişkisine kadar bütün boyutların ele alındığı bir çalıştay oldu. Bu çalıştay neticesinde çıkan sonuçlar Çevre ve Şehircilik Başkanlığımız tarafından, Çiğdem Hanım tarafından MYK'mızla bugün paylaşılmıştır. Bu şekilde de bir çalışma haline getirilmiştir. Türkiye yüzyılına şehirlerimizin de damgasını vurması, Türkiye yüzyılına şehirlerimizin de katkı sağlaması bakımından bu çalıştay son derece önemlidir. İkinci sunum biliyorsunuz Seçim İşleri Başkanımız Ali İhsan Bey tarafından yapıldı. Hafta sonu Türkiye'nin hemen her tarafında bir Zonguldak hariç her yerde bütün temayüllerimiz gerçekleştirildi. Ve bunlar son derece sorunsuz bir şekilde elektronik ortamda gerçekleştirilmiş oldu. Zonguldak'ta biliyorsunuz sel felaketi olduğu için bunu yapmak mümkün olmadı ama yarın öbür gün o da gerçekleştirilmiş olacak. Tabii Seçim İşleri Başkanlığımızın bütün bu süreçte son derece yoğun bir mesaisi var. Ali İhsan Bey Başkanlığında bu çalışmaları yürütüyorlar. Bütün teşkilatlarımızın bütün hazırlıkları bakımından seçime hazır olduğunu görüyoruz. Yine teşkilatlarımız bir AK Parti geleneği olarak hür ve demokratik bir biçimde hangi adayları istediklerini, gönüllerinden kimin geçtiğini bu çerçevede paylaşmış oldular. Değerli arkadaşlar, dün bir üzücü haber aldık biliyorsunuz gece saatlerinde. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde 3 Mehmetçiğimiz şehadet makamına erişti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine AK Parti Genel Merkezi'nden başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yine ülke genelindeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralananlarımız var, yaralılarımız var. Başsağlığı diliyoruz ve yaralılarımıza şifa diliyoruz. Tabii en önemli konu Filistin'deki insani durum. Bugün aslında şu söylenebilir. 24 saat boyunca dünyanın bütün televizyonları ve Türk televizyonları bu Gazze'deki katliamın fotoğraflarını verirken bugün bu fotoğrafları koyarak yeni ne yapıyorsunuz denilebilir. Zaten herkes gazetelerden, televizyonlardan bu fotoğrafları görüyor. Aynı fotoğrafları bugün buraya niçin koyduğumuzu düşünebilirsiniz. Fakat arada bir fark var. O da şu, fotoğraflar birbirine çok benziyor. Bu taraftaki fotoğraflarla, bu taraftaki fotoğraflar birbirine çok benziyor. Ama iki fotoğraf, fotoğrafların hepsi Gazze'den değil. Bunlar Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımının fotoğrafları. Bunlar Netanyahu hükümetinin yaptığı katliamların ve soykırımın fotoğrafları. Aslında ilk bakışta hepsi Gazze'den fotoğraflar gibi gözüküyor. Çünkü fotoğraflar birbirine çok benziyor. Çünkü benzer bir soykırım yapılıyor. Burada gördüğünüz fotoğraflarda Nazilerin masum Yahudileri öldürerek gerçekleştirdiği soykırıma dair fotoğrafları koyduk. Bu benzerlik daha net bir şekilde gözüksün diye. Buradakiler de Netanyahu hükümetinin Gazzelilere karşı yaptığı soykırımın fotoğrafları. Bu fotoğrafları karşılaştırdığınızda aslında hepsi birbirine benziyor. Uzaktan ilk anda baktığınızda eğer böyle bir siyah beyaz renklendirme de olmasa tamamen Gazze'de yapılan katliamlara ilişkin fotoğraflar zannedilebilir. Ya da hepsini siyah beyaz bir tarih kitabına koysanız hepsi Yahudilere yapılan soykırımın fotoğrafları gibi gözükebilir. Ama görüldüğü gibi masum Yahudilere karşı yapılan Naziler tarafından gerçekleştirilen soykırımın fotoğraflarıyla bugün masum Gazze halkına karşı Netanyahu hükümeti tarafından gerçekleştirilen soykırımın birbirinden bir farkı yok. Bunun daha net bir biçimde görülmesi gerekiyor.
Filistin'deki insani durumun geldiği noktada 6.150'den fazlası çocuk ve 4.000'inden fazlası kadın, yaklaşık 15.000 insan hayatını kaybetti. Bu bir katliam ve bu bir soykırım. Ve bunu İsrail'in kendini savunma hakkı var cümlesinin arkasına saklanarak destekleyen ülkeler maalesef Batı dünyasında halen çoğunlukta. Bütün bu süreç içerisinde Batı Şeria'da ve Kudüs'te yerleşimciler tarafından ve İsrail askerleri tarafından 232 Filistinli öldürüldü ve 66 gazeteci, meslektaşınız hayatını kaybetti. Tabii ilk defa belki de bir meselede Batı toplumlarıyla Batılı yönetimler arasında bu kadar mesafe var. Batılı yönetimler İsrail'in kendini savunma hakkı var diyerekten bütün bu katliamları destekleyen, İsrail'e bir kırmızı çizgi önermiyoruz diyen Biden'ın sözlerinde ifade bulduğu gibi, İsrail'i adeta bu katliamlara teşvik eden, herhangi bir şekilde onu eleştirmeyeceğini bile söyleyen bir üslup sergilerken, Batılı halklar, İslam dünyasındaki halklar gibi son derece onurlu, asil, insanlık vicdanından yara, insan haysiyetini, insan şerefini koruyan ve hepimiz Filistinliyiz, hepimiz insanız teması etrafında toplanan son derece asil protestolar ortaya koyuyorlar. Ve yaşasın Filistin diyerekten Gazze'li masumların yanlarında olduklarını gösteriyorlar. Evrensel vicdanın sesi sokaklarda yankılanıyor. Hem doğu kentlerinin sokaklarında yankılanıyor, hem batı kentlerinin sokaklarında yankılanıyor. Ama maalesef batıda pek çok yönetim evrensel vicdanın sesine sırtını dönmüş durumda. Gelinen noktada 4 günlük ateşkes bile denmiyor biliyorsunuz. İnsani ara deniyor. Bu insani ara çerçevesinde 13 İsrailli kadın ve çocuk karşılığında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılmış durumda. Bu sayının tabii artmasını diliyoruz. Yaklaşık 200 tırlık bir insani yardım geçişi oldu buraya. Fakat şunun daha iyi anlaşılması bakımından bu tip bir olayda rakamlardan bahsetmek gerçekten incitici bir şey, gerçekten üzücü bir şey. Ama mesele daha iyi anlaşılsın diye bunu ifade etmek zorundayız. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü şöyle demişti. Her bir saatte 6 tane çocuk ölüyor Gazze'de demişti. Dolayısıyla bu insani aranın bile 144 tane çocuğun hayatını şimdilik kurtardığını düşündüğümüzde bu bile nihayetinde bir nefes alma fırsatı verecektir. Bugün itibariyle ateşkes devam etsin diyen pek çok çağrı yapılıyor. Daha doğrusu bu insani ara devam ederek bir ateşkese dönsün diye. Hatta Amerika Başkanı Biden'a Atfen'de böyle bir haber geçti. Ama maalesef Netanyahu yönetimi bunu pek uzatmaktan yana gözükmüyor. Ya da bugün haberlere düştüğü gibi sadece günlük uzatmalar çerçevesinde bir insani mesele olarak değil, savaşın bir taktik aşaması gibi görmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da yaptığı tarihi konuşma, insanlık vicdanının bu konuda nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini bütün dünyaya gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da yaptığı konuşma, bundan sonrasında bütün insanlık vicdanında yankılanmaya devam edecektir. Bu meselede ve benzeri insani krizlerde bir pusula olarak Batı siyasetinin önüne koyulmuştur. Arkasından tabii zaten bu insani talebin kimde karşılık bulacağını bildiği için İsrailli aileler Sayın Cumhurbaşkanımıza kendi ailelerinden esir olanların, rehine olanların kurtarılması için bir mektup yazdılar. Aynı şekilde Hamas'ta Taylandlı esirlerin kurtarılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın rolünden bahsetti. İlk günden itibaren herkes cümlenin yarısını, çeyreğini ya da söylenmesi gereken cümlenin bir kısmını söylerken Cumhurbaşkanımız cümlenin tamamını söyleyerek bu meselede nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğini bütün dünyanın gözü önünde cesur ve kararlı bir şekilde ortaya koydu. Ve görüldüğü gibi en son İspanya Başbakanı'nın ve Belçika Başbakanı'nın beyanatlarında da görüldüğü gibi doğru olanın bu olduğu giderek dillendirilmeye başlanmıştır. Batı halklarında ortaya çıkan o asil, soylu,
sahip çıkmanın, Gazze'lilere sahip çıkmanın yönetimler içinde bir uyarı niteliği taşıdığı görülmüştür. Tabii insani aranın uygulanmasında bir takım sorunlar çıktı. Burada İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardımların gitmesini engellemek gibi bir tutum içerisine girdiğini görüyoruz. Ama netice itibariyle o sorun da aşılmış gözüküyor. Umarız ki insani ara denilen bu taktik bir mesele olarak görülen İsrail tarafından bu durum kalıcı bir ateşkese dönüşür. Tabii bütün bu insani arada ne ortaya çıktı arkadaşlar? Aslında meslektaşlarınız oralardan hayatlarını tehlikeye atarak 66 tane gazeteci arkadaşınız hayatlarını kaybetti bu oradaki insani dramı iletmek için. Ama bütün bunların bile aslında İsrail'in karartması ve kısıtlaması altında gerçeğin çok küçük bir bölümünü yansıttığı görüldü. İnsani arayla birlikte yıkımın boyutları ortaya çıktı. İnsan hayatının en temel gereksinimlerini ve insan hayatının en temel dinamiklerini yok eden bir tutum içerisinde İsrail'in davrandığı görüldü. Tıpkı bu fotoğraflarda olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı döneminde bu Nazilerin Yahudilere yaptığı şekilde ortaya çıkan katliamın ve soykırımın bir benzeri işte görüldüğü gibi Netanyahu hükümeti tarafından Filistinlilere karşı, Gazze'lilere karşı gerçekleştirilmektedir. Gazze'nin tamamı, kuzeyinin özellikle neredeyse tamamı yıkılmış, evlerin tamamı ortadan kaldırılmış ve hastaneler bile İsrail ordusunun bombardımanı tarafından tamamen tahrip edilmiş durumda. Tabii Gazze'de ve o bölgedeki vatandaşlarımızın durumuyla yakından ilgileniyoruz. Burada şimdiye kadar 500'e yakın vatandaşımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı tahliye edilmiştir. Ama Türkiye bir kere daha dünyanın vicdanı olduğunu, Türkiye bir kere daha dünyada her türlü insani yaklaşımın, her türlü insani siyasetin merkezi olduğunu göstermiştir. Şimdiye kadar Gazze'den getirilen ve Türkiye'de tedavi altına alınan hastalar bunun bir örneğidir. Şunu ifade etmek gerekir ki Batı'nın temsil ettiğini söylediği değerler Batı hükümetleri nezdinde tamamen yok oldu. Hükümetler büyük bir 200'lük içerisinde bir katliamın seyircisi durumunda insanların önünde utanmadan bu 200'lüğü sürdürüyorlar. Bir takım parlamenterler son derece soylu açıklamalar yaptılar. Bir takım siyasetçiler, az sayıda da olsa bir takım akademisyenler insanlık vicdanı adına bu sesi yükselttiler. Ama çoğunluk maalesef bu neredeyse bu Netanyahu hükümetinin temsil ettiği saldırganlığın, zihniyetin karşısında maalesef bir köle gibi davranıyorlar. İki tane ses batılı hükümetlerden bunun istisnası olarak kayda geçmiştir. Bir tanesi İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in söyledikleridir. Refah kapısının önüne giderek İspanya Başbakanı burada yapılan zulme dikkat çekmiş ve Avrupa Birliği Filistin devletini tanımazsa İspanya'nın kendi kararını vereceğini söylemiştir. Bu son derece doğru bir karardır ve burada İspanya batılı hükümetlerin 200'lüğünden ayrılan daha insani bir tutum sergilemeye çalışan bir şekilde pozitif şekilde ayrışmıştır. İkincisi beraberinde Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun söylediğidir. O da bu İsrail'in kendini savunma hakkının masum insanları öldürme anlamına gelmediğini ifade etmiştir. Netanyahu'ya karşı kendini savunma hakkı aralarında binlerce çocuğun da olduğu masum sivilleri öldürme hakkı anlamına gelmez. Dünyanın en büyük yalanına dönüşmüştür. İsrail'in kendini savunma hakkı adı altında yapılmaya çalışanlar. Evet, her devletin kendini savunma hakkı vardır. Ama İsrail'in kendi savunma hakkı var deyip üstelik bunu İsrail katliam yaparken söylediğinizde, İsrail masum çocukları öldürürken söylediğinizde, Nazilerin Yahudilere yaptığına benzer bir şekilde Netanyahu hükümetinin Gazze'lilere yaptığı şekildeki eylemleri destekler bir biçimde söylediğinizde bu daha çok insan öldür, daha çok çocuk öldür, daha çok kadın öldür anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ikide bir birilerinin çıkıp da en son Almanya'da bu söylendi biliyorsunuz. Denildi ki İsrail'in var olma hakkı bizim için mutlaktır dedi Alman şansölyesi. Var olma hakkını kimse tartışmıyor.
Fakat bir devlet var olurken hukuka göre hareket eder. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi devlet gibi hareket eder, örgüt gibi hareket etmez. Ama devlet devlet gibi hareket etmezse, bir hükümet tarafından örgüt gibi hareket etmeye yönlendirilirse, o zaman bu eylemlerin hiçbirinin bir meşruiyeti kalmaz. Dolayısıyla İspanya Başbakanı'nın ve Belçika Başbakanı'nın tutumları kendi halklarına, gerçek demokrasilerde olduğu gibi kendi sokaklarındaki sese kulak veren demokratik bir yaklaşım olmuştur. Bu bakımdan da takdire değerdir. Takdire şayandır. Tabii Avrupa'nın genelinde müthiş bir değerlendirme hatası yapılmaktadır. Sadece meseleyi İsrail-Filistin savaşının uzun vadeli güvenlik riskleri açısından eleştiriyorlar ve bir takım radikalleşme tehlikesine dikkat çekiyorlar. Avrupa bir kere daha meselenin sebeplerini tartışmaktan kaçarak meselenin sonuçlarını nasıl yöneteceğini, sonuçlarını nasıl yöneteceğine odaklanıyor. Halbuki stratejik bir akıl her şeyden önce sonuçlarını yönetmek için meselenin sebeplerine odaklanır. Meselenin sebeplerine odaklanmadan meselenin sonuçlarını yönetmeye kalkmak stratejik bir akıl değil, stratejik bir akılsızlıktır. Şimdi de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ve sadece ve sadece bunun sonucunda nasıl bir radikalleşme ortaya çıkar, bunun sonucunda herhangi bir güvenlik riskiyle karşı karşıya kalır mıyız diye düşünüyorlar. Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış bir gül bahçesi değildir. Avrupa'nın koruması gereken değerler sadece Avrupa'nın çıkarları söz konusu olduğunda korunması gereken değerler değildir. Avrupa'nın göbeğinde Naziler bu katliamlara imza attılar. Şimdi de bütün dünyanın gözü önünde Avrupa hükümetlerinin suskunluğu ve desteğiyle Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor. Dolayısıyla susmakla geçiştirilecek bir mesele değildir. Ve burada verilecek en yanlış tepki, şimdi görüyoruz bazı yerlerde, işte Müslümanlara yıkılmaya çalışılan bir takım terör eylemleriyle Avrupalı vatandaşlar İslamofobik bir çizgiye ötelenmek isteniyor ya da yanlış bir tepki verilerek Müslüman topluluklara karşı Müslüman toplulukları iç tehdit algısının bir parçası haline getirmeye çalışıyorlar. Bu Avrupa'nın vereceği en yanlış tepkidir ve hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Eğer böyle bir tepki verirlerse bu tepkiler aşırı sağcılıkla, ırkçılıkla ve İslamofobik yaklaşımlarla beslenerek Avrupa demokrasilerini zehirleyecektir. Avrupa'nın iç barışını tehdit edecektir. Şimdi değerli arkadaşlar, siyasi okur yazarlık diye bir şey var. Yani bir siyasetçinin en azından ne söylendiğini doğru anlaması, siyasi olarak doğru konumlandırması ve cevabını da buna göre inşa etmesi lazım. CHP yöneticilerinin ve CHP sözcüsünün çıkıp da Cumhurbaşkanımızın İsrail-Filistin meselesini uluslararası bir mesele olmaktan çıkarıp bir Haçlı-Hilal Savaşı'na dönüştürmeye çalıştığı gibisinden bir iddia, siyasi cahillikten başka bir şey değildir. Ya da bu bir siyasi ikiyüzlülüktür. Cumhurbaşkanımız Haçlı-Hilal meselesine değinirken, bütün dünyaya bir uyarı yaparak, bakın, burayı, bu meseleyi bir Haçlı-Hilal temasıyla ele almayın, bir Haçlı-Hilal kavgasına dönüştürmeyin diye uyardı. Peki Cumhurbaşkanımızın bu uyarıyı yapmasına sebep olan neydi? Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı gitmiş, ben burada sadece İsrail'e gitmiş ve İsrail'e gittiğinde ben burada sadece Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı olarak bulunmuyorum, aynı zamanda bir Yahudi olarak bulunuyorum diyor. Dış politikaya dini kimliği soktuğunuz andan itibaren din savaşlarını tetiklemek isteyenlerin eline büyük bir koz verirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, yani diplomasinin başında olması gereken kişi, diplomasiyi, uluslararası kuralları, uluslararası müzakereleri yönetmesi, yürütmesi gereken kişi gidiyor meselenin içerisine bir dini kimlik kavgası sokmaya çalışıyor. Yine İsrail'in katliamlarının Batılılar tarafından koşulsuz desteklenmesi ve bunun bir takım kişiler tarafından bir takım dini argümanlarla yapılması söz konusu oldu. Yine Netanyahu çıktı, yaptığı bütün bu katliamlarla ilgili olarak kendisinin Tevrat'a dayandığını, Tevrat'tan referans verdiğini söyledi. Dolayısıyla bütün bunlar ortaya çıkınca Cumhurbaşkanımız insani, vicdani ve siyasi uyarısını yaparak bütün dünyayı ateşin içine atacak şekilde bunu bir Haçlı-Hilal kavgasına çevirmeyin dedi.
Ve bu uyarıyı yapmasının arkasından da bir takım açıklamalar yapıldı. Netanyahu çıktı, bütün yaptığı bu katliamları meşrulaştırmak, kendisini kurtarmak için bütün bu katliamlara gerekçe olarak Tevrat'tan örnek verdi. Ve tuttu bir takım Tevrat'taki temalara atıf yaparak Gazze'lilere karşı yürüttükleri bu soykırım faaliyetinin buna benzer bir faaliyet olduğunu söyledi. İşte bunun karşısında herkes susarken Cumhurbaşkanımız çıktı. Bu meseleyi burada, bu meseleyi insani bir mesele, siyasi bir mesele olarak ele alacaksınız. Bunu bir dini mesele olarak ele aldığınız zaman bölge barışına büyük bir zarar verirsiniz dedi. Çıkıp İsrail ordusunun başındaki kişi biz insanlara karşı değil hayvanlara karşı savaşıyoruz gibisinden aşağılık bir laf ettiğimde arkasından birileri çıkıp bunu Tevrat'tan bir takım gerekçelerle temellendirmeye çalıştığında Cumhurbaşkanımızın bütün bunlar karşısındaki uyarısının ne kadar kıymetli olduğu görülür. Bunun karşısında Cumhurbaşkanımız Tevrat'ın onlara öldürmeyi emretmediğini ifade etti. Burada Netanyahu'nun ve benzerlerinin yaptığı aslında Yahudi soykırımında hayatlarını kaybetmiş masum Yahudilerin hafızasına ve hatırasına da düşmanlık eden bir şeydir. Burada Netanyahu'nun yaptığı Tevrat'a inanan insanlara düşmanlık eden bir şeydir. Burada Netanyahu'nun yaptığı Tevrat'a inananlara karşı bir saygısızlıktır. Bütün bunun karşısında bunu Haçlı Hilal meselesine çevirmeyin diyen Cumhurbaşkanımızdır. Ondan sonra Batı'da yapılan pek çok açıklamada ya bir takım Hristiyan gruplar tarafından yaptığınız şey doğrudur diyerekten İsrail'in katliamına destek verilmesi karşısında sadece İslam dünyasından değil bütün dünyadan bunu bir din savaşına çevirmeyin, bunu bir Haçlı Hilal savaşına çevirmeyin diyen tek açıklama Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelmiştir. Ve doğrusu da bu meselenin iki devletli çözüme ateşkesi sağlayacak ve iki devletli çözüme götürecek şekilde bir uluslararası mesele olarak ele alınması, siyasi zeminde çözülmesidir. Nitekim Cumhurbaşkanımız çok uzun zamandan beri antisemitizme karşı olduğunu ve antisemitizmle birlikte İslam düşmanlığıyla da mücadele edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ve bunu İslam dünyasında söyleyen, bu derece güçlü bir şekilde söyleyen ilk liderdir. Ama bunun karşısında meseleyi başka yere çekmek isteyenlerin niyetlerini biliyoruz. Fakat Türkiye'nin içindeki, muhalefetteki bazı kimselerin doğrusu bu siyasi cahilliği karşısında bu siyasi cahilliği tedavi edecek herhangi bir reçetenin olduğunu görmedik şimdiye kadar. Yine Batı düşüncesinde bekliyorsunuz ki işte büyük düşünürlerden bu katliam karşısında bir ses gelsin, bir söz duyulsun. Ama maalesef Habermas örneğinde olduğu gibi İsrail'in meşru müdafaa hakkı adına Gazze'lilerin öldürülmesini görmezden gelen ve şimdiye kadarki düşünsel birikimlerini ayaklar altına alan bir takım yaklaşımlar ortaya çıktı. İsrail'i korumanın Almanya'nın demokratik etosunun gereği olduğunu söylüyordu Habermas. Peki Almanya'nın demokratik etosu içerisinde Gazze'li masum çocukların hayatının korunması yok mudur? Bütün bunlar, bu Nazilerin gerçekleştirdiği katliamlar Almanya'da gerçekleşti. Orada oldu. Şimdi aynı katliamların, aynı soykırımın benzeri Gazze'de gerçekleşiyor. Burada bu insanların hayatlarını korumanın, bu insanların hatıralarını korumanın, bu insanların yaşadığı acıya saygı duymanın ve onu hafızalarda taze tutmanın demokratik bir etos olması kadar benzer uygulamalara maruz kalan insanların hayatlarının korunması da demokratik etosun gereği değil midir? Ve burada Habermas'ın ve arkadaşlarının Batı düşüncesinde gelinen noktada şimdiye kadar eleştirel akıl derken, eleştirel aklı getirip de Netanyahu zihniyetinin kölesi haline getirmeleri ibretlik bir durum ortaya çıkarmıştır. Nasıl bir tutsaklık bu, nasıl bir rehinelik, nasıl bir kölelik ki en parlak düşünceleri söyleyenler, en parlak fikirlere imza atanlar bugün gelmişler, bir soykırım, bir katliam siyasetini savunur hale gelmişler. Bu nasıl bir insanlıktan boşanmadır, nasıl bir insanlıktan yoksunlaşmadır? Hatta buna karşı Britanya Sosyalistçi Partisi, İsrailli bakanlar soykırım niyetlerini sürekli
açık etmelerine rağmen Habermas'ın İsrail'in soykırımsal niyeti bulunmadığını söylemesi eleştirel teorinin resmi ölümüdür şeklindeki açıklamaları aslında bu katliam ve bu soykırım karşısında susan bütün düşünürlerin temsil ettikleri düşüncenin resmi ölümü anlamına gelmektedir. İnsan hayatını korumayan, Gazze'li masum çocukların hayatına sahip çıkmayan, o kadınların hayatına sahip çıkmayan düşünce ne kadar parlak olursa olsun, ne kadar büyük kavramlarla, ne kadar büyük paradigmalarla ifade edilirse edilsin, insanlık için bir hiçtir. Maalesef bu dramda yaşanıyor ve bunlar o kadar trajik bir şeye imza atıyorlar ki İsrail'le Yahudiler arasında bir ayrım gözetmiyorlar. Bunlar İsrail'in var olma hakkı dedikleri şeyle İsrail'in herhangi bir kadın ve çocuk öldürmemesi gerektiği arasında bir ayrım gözetmiyorlar. Soyut bir İsrail savunusu adına soyut bir İsrail savunusu yapıyorlar. Peki bu soyut İsrail savunusunun pratik ve somut sonucu nedir? Netanyahu'nun katilliğidir. Bunun arasında bir ayrım gözetmeyen düşüncenin, bu kadar büyük düşünce serüveninin ne önemi olacaktır? Maalesef gelinen noktada tabii ki soylu fikirler ifade edenler, insanlığın sesi ve vicdanı olanlar var. Ama İsrail'in katliamlarını aklama adına Gazze'nin yıkımına ses çıkarmamak, bütün bu parlak düşüncelerin insanın öz yıkımı karşısında sessiz kalması demektir. Bugün tarafsızlık katliamın gizli destekçisi olmak demektir. Bugün tarafsızlık soykırım yapanların örtülü destekçisi olmak anlamına gelmektedir. Gelinen noktada acil bir ateşkese ihtiyaç vardır. Bu ateşkesin sürekli olması gerekir ve oradan da iki devletli coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin ortaya çıkması şeklinde ki çözüm ancak nihai çözüm olacaktır. Eğer bu çözüme varılmazsa aynı şey defalarca yaşanmak durumunda kalacaktır. Şu anda beklentimiz ve ümidimiz ateşkesin kalıcı olmasıdır. Arkadaşlar tabii İsrail Roma Sözleşmesi'nin tarafı değil ama Filistin o sözleşmenin tarafı. Dolayısıyla bundan sonrasında Netanyahu ve yanındakilerin soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar bakımından takibinin dünyadaki bu meseleye sahip çıkan bütün insanlar tarafından yapılması son derece önemli olacaktır. Netanyahu'nun ve yanındakilerin yaptıkları şeyin Bosna'da yapılandan ya da Nazilerin daha önce yaptığından hiçbir farkı yoktur. Nazilerin yaptığıyla Gazze'de Netanyahu'nun yaptığı arasındaki benzerlik zaten çok büyük bir takım teorik açıklamalara herhangi bir şekilde izaha ihtiyaç bırakmadan tabloyu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Tabii soykırım niyetiyle bir grubu yok etmek, bir grubun bir parçasını yok etmek, onları doğum hakkından uzak tutmak, onları bulundukları bölgeden sürmek bu suçun kapsamları içerisine giriyor. Burada grup tanımı ve nihayetinde görüyorsunuz bu grup tanımı bakımından baktığınızda yabancıların Gazze'den çıkmasına müsaade ediyorlar ama Filistinlileri öldürmek için orada tutuyorlar. Hatta Filistinli çocukları niçin öldürdün dediğinde diyor ki ileride o büyüyecek ve İsrail karşıtı olarak önümüze gelecek. Dolayısıyla bir kişiyi sadece Filistinli olduğu için öldürme kastıyla hareket eden Netanyahu'nun bir soykırım siyaseti vardır ve bunun bütün insanlığın vicdanı önünde yargılanması gerekir. Sürekli Tevrat'tan Amalekliler diyerekten bütün bir Filistinlere hedef göstererek ve ya da İsrail ordusunun başındaki kişinin hayvanlara karşı savaşıyoruz diyerekten yaptığı şeyin bir soykırım olduğu ve bu soykırımın muhakkak surette soruşturulması ve cezalandırılması gerektiği açıktır. Cumhurbaşkanımızın açık ve net ifadesinde olduğu gibi sonuna kadar Gazze halkının Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani ve siyasi yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Bir kere daha buradan AK Parti Genel Merkezi'nden Gazze'deki kardeşlerimizle olan dayanışmamızı ifade ediyoruz. Bütün şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sizinle paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayayım. Buyurun lütfen.
Efendim Ülke Televizyonu'ndan Fevzi Özgür Altın. Yunan medyasında Türkiye'nin Ege'deki üstünlüğünü kaybettiğini iddia eden bazı haberler ortaya çıkmış. Bununla birlikte de şunu savunuyorlar. İşte Türkiye'ye F-35 programından çıkarılması, ardından F-16'ların satılmaması bunun neticesi olarak yorumlanmış Yunan medyasında. Şu an Türkiye'de de Milli Savunma Bakanımız geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. 40 artı 40 şeklinde bir Eurofighter uçağı alınması istendiği söylenmişti. İlk etapta sadece 40 tane alınacağı söylenmişti. Almanya'nın bu konuda bazı çekinceleri olduğu söyleniyor. Olası bir olumsuzluk durumu olursa Türkiye'nin Eurofighter dışında farklı bir alternatifi var mı? Böyle bir planı var mı? Bunu soracaktım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında karşımızdakilerin süreçle ilgili kullandığı argümanlar biz hava savunma sistemi açısından Patriot istediğimizde verdikleri hayır cevabının arkasına dizdikleri argümanların aynısı. Unutmamaları gereken şey şu, Türkiye egemen bir ülke olarak kendi güvenliğini sağlarken, egemen bir ülke olarak kendi güvenliği için gereklerini yerine getirirken, aynı zamanda bir NATO üyesi olarak da NATO'nun güvenliğini de sağlamaktadır. Ve bunun egemen bir ülke olarak kendi güvenliğini sağlarken, bulunduğu jeostratejik konumda Avrupa'nın güvenliğinin de Türkiye'nin bu gayretleri sayesinde sağlandığı açıktır. Dolayısıyla Türkiye güvende değilse NATO büyük bir eksiklik ve zaaf içinde olur. Avrupa'nın da güvenliği diye bir şey söz konusu olmaz. Bütün bu çerçevede baktığımızda biz hava savunma sistemi istediğimizde buna red cevabı verdiler. S-400'ler gündeme alınınca da niye alıyorsunuz dediler. Peki biz sizden istiyoruz. Bunu bize vermeniz gerekiyor. Bizim güvenliğimiz NATO'nun güvenliği. NATO'nun ilkesi nedir? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bunu vermiyorsunuz. Biz bunu sağlamak için S-400 alıyoruz. Diyorsunuz ki alamazsınız çünkü NATO üyesisiniz. Peki diyoruz ki NATO üyesi olan Yunanistan'da S-300 var. Bir model aşağısı var. O farklı diyorlar. Dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz durum bir iki yüzlü bir durumdur. Biz o zaman da bu S-400 meselesinden önce de sonra da gelin sizden de Patriot alalım, bu hava savunma sistemlerini tamamlayalım dedik. Buna da tekrar itiraz edin. Türkiye'nin güvenliği meselesi şantaj meselesi değildir. Türkiye'nin güvenliği konusunda kim olursa olsun şantaj yaparsa bizde hiçbir etkisi olmaz. Oturulur, konuşulur, müzakere edilir. Türkiye büyük bir, güçlü bir diplomasi devletidir. Ama Türkiye şantaja boyun eğecek bir devlet değildir. Şimdi F-16 meselesi, F-35 meselesi her seferinde yeni bir gerekçe çıkıyor. Birisi vardı biliyorsunuz Menendez diye birisi. Ermeni lobisinin neredeyse sözcüsü gibiydi. Sürekli olarak Türkiye'nin bu taleplerine karşı bir duruş sergiliyordu. Şimdi yolsuzluktan, her türlü sahtekarlıktan siyasi hayatı sona eriyor. Şimdi Azerbaycan topraklarını almak için, kendi öz toprağı olan Karabağ'ı almak için bir mücadeleye girişiyor. Bu mücadeleye Türkiye destek verince tutuyorlar F-35'in, F-16'nın önüne bir şart olarak bu destekten vazgeçin diyorlar. Suriye'de terör devletçikleri kurulmaya çalışılıyor. Türkiye buna karşı mücadelesini veriyor. Kendi güvenliğini korumak için tutuyorlar bu operasyonları yapmayın. Nedir işte SDG dedikleri aslında PKK, onların güya müttefikiymiş. Buna zarar vermeyin. F-16'nın, F-35'in alınmasını engeller deniyor. Dolayısıyla ortak güvenlik, ortak gelecek kaygısından ve değerlendirmesinden çok, ortak güvenlik perspektifinden ve ortak gelecek perspektifinden çok meseleyi bir şantaja dönüştürmüş durumdalar. Biz bu şantajı kabul etmeyeceğiz. Şimdi yine NATO savunma sistemi içerisinde kullanılan Eurofighter uçaklarıyla ilgili bir değerlendirme var. Ama şimdi tutuyorlar bunu Gazze meselesine bağlamaya çalışıyorlar. Bakın, eğer birileri şunu söylüyorsa, yani siz bu bir raporda da çıktı biliyorsunuz, parlamento raporunda da neymiş, Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak onlarla İsrail konusunda aynı dış politika tutumuna sahip değilmiş. Biz sizinle aynı dış politika tutumuna sahip olmadığımız için, tarihin insanlık tarafında durduğumuz için, zulüm tarafında durmadığımız için biz bununla gurur duyuyoruz. Bunu bizim önümüze bir şantaj meselesi olarak, bir bilek güreşi meselesi olarak getirmeyin. Türkiye'nin güvenlik meselesi bir tartışma konusu değildir. Türkiye'nin egemenlik meselesi bir şantaj konusu değildir. Ortak gelecek, ortak mücadele, ortak tehditlere karşı ortak savunma kapasitesinin geliştirilmesi gibisinden bir yaklaşım eğer söz konusuysa
Türkiye burada mükellefiyetlerini tam olarak yerine getiren kudretli bir ortaktır, güvenilir bir ortaktır. Dolayısıyla bütün bunların bu Eurofighter meselesinde de o şekilde değerlendirilmesi gerekir. Aksi takdirde herkesin şunu bilmesi gerekir. Yarın öbür gün bütün bunları engelleyip de Türkiye bu ihtiyaçlarını başka yerden temin ettiğinde gelip de siz Batı sisteminin dışına çıkıyorsunuz, NATO sisteminin dışına çıkıyorsunuz demesinler. Bugün oturulsun, ortak güvenlik, ortak gelecek perspektifi içerisinde Türkiye'nin bu ihtiyaçlarına olumlu cevap verilsin. Buyurun lütfen. Dilhan Türker, Lider Haber TV. Efendim, CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdiği bir röportajda Türkiye'de herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir. Kürtlere belediye başkanı seçtirmeyiz. Kürt seçmen unutmaz. Yani kış geçer, Kürt yediği ayazı unutmaz. Kürt de yediği ayazı unutmaz ifadelerini kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Evet, CHP'nin demek ki Kürt seçmeni istismar sezonu seçimler yaklaşırken başlamış. CHP'de baktığınızda Kürt seçmenin istismarıyla ilgili mevsimlik güncellemeler yapılır. Şimdi de yeni CHP Genel Başkanı'nın Kürt seçmeni istismar etme mevsimini başlattığı gözüküyor. Kendi tarihleriyle ilgili olarak otursunlar, baksınlar. Bugün eğer Kürt vatandaşlarımızın demokratik hak ve hürriyetlere kavuşması, bahsettikleri eşitsizlikler bizim hükümete geldiğimiz, iktidara geldiğimiz AK Parti'nin ilk yıllarında önceden devralınmış eşitsizlikler olarak duruyordu. Cumhurbaşkanımız burada çözüm süreci, milli birlik, kardeşlik projesi, demokratik reformlar, bütün bunlarla birlikte güçlü bir mücadele vererek bu eşitsizlik denilen o bütün unsurları ayıkladı. İnsanlar kendi annelerinin dilini konuşamıyorlardı. Belki Cumhurbaşkanımız bu eşitlik mücadelesini verirken Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes birinci sınıf yurttaştır, Türkiye'de ikinci sınıf yurttaş yoktur ilkesi altında Kürt vatandaşlarımızın üzerindeki antidemokratik uygulamaları ortadan Cumhurbaşkanımız bu demokratik reformlarla kaldıran siyasete öncülük ederken bütün bunların karşısında kim vardı? CHP vardı. Şimdi arkadaşlar yeni bir şey daha çıktı biliyorsunuz. En son gördük ki bu son seçimlerde imzaladıkları protokollerle aslında Kürt seçmene nasıl yalan söylemişler. Hatta orada ben yokum diyen CHP sözcüsü de oradaymış. Başkaları da oradaymış. Dolayısıyla bu konularda biz Türkiye'deki bütün kesimler üzerindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için mücadele etmiş ve bir gün gelir anlatırız. Bir gün gelir anlatırız. Cumhurbaşkanımızın ve bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın hangi tehditlerle karşı karşıya kaldığını, hangi riskleri ve tehlikeleri göğüslediğini, bununla bu demokrasi mücadelesini, hangi siyasi suikastleri atlatarak bu mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızı biz kendimiz çok iyi biliyoruz, kamuoyu çok iyi biliyor, herkes çok iyi biliyor. Bugün yerel seçimler yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi yeni genel başkanının sözüyle Kürt seçmeni istismar sezonunu açmış olduğunu ilan ediyor. Onun dışında bir değeri yoktur o sözün. Buyurun lütfen. MHP Genel Başkanı ile bir süreç devam ettiriyorsunuz. MHP ile bir süreç devam ettiriyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın MHP lideriyle bir görüşme yapacağı kamuoyuna yansımıştı. Ancak bu görüşme gerçekleşmedi. Bu konuda bir sorun olduğuna yönelik iddialar vardı. Buna ilişkin yorumunuz ne olur? Bir de İyi Parti ile belediye başkanlığı adaylığı konusunda bir süreç yürütecek misiniz? Bir çalışma başlatacak mısınız? Ne söylersiniz? Teşekkür ederim. Evet. Değerli arkadaşlar, tabii Cumhur İttifakı ile ilgili olarak bir sorun var. Yorumları Cumhur İttifakı'nın dışında ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Cumhur İttifakı en güçlü şekilde yerel seçimlere en güçlü dayanışmasıyla hazırlanmaya devam ediyor. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi heyetler arasındaki görüşmeler gayet tempolu bir şekilde devam etti. Arkadaşlarımız geçtiğimiz bir iki gün içerisinde de bir araya geldiler. Tabii ki ittifak, daha her zaman söylüyorum, bütün partiler burada kendi kimliklerini, kişiliklerini koruyarak ilkeler temelinde bir araya geliyorlar. Kendi kimlikleri, kişiliklerinden boşanarak, kendi tarihlerinden boşanarak tek bir partiye dönüşmüyorlar. İttifakın esas ilkeler temelinde bir araya geldiğini ve bu ilkelerinde neler olduğunu defalarca ben de ifade ettim. MHP'deki arkadaşlarımız da gayet açık bir biçimde ifade ettiler.
herhangi bir sorun yok. En güçlü bir şekilde seçime hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli kendileri ihtiyaç gördükleri her durumda zaten bir araya geliyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Bahçeli'nin evinde bu görüşme trafiği şimdiye kadar devam etti. Bundan sonrasında da aynı şekilde devam edecek. Taktik meseleler tartışılır, değişik siyasi konularda farklı yaklaşımlar olabilir. Ama bu Cumhur İttifakı'nın ana omurgasını zedelemez. Bunlar yazılımla ilgili tartışmalar değildir. Siyasi yazılımda, ilkeler temelinde oluşmuş siyasi yazılımda bir tartışma yoktur. Aplikasyonlar konusunda, çeşitli siyasi konularda tabii ki bu tartışmaların olması da siyasetin doğası gereğidir. O şekilde bakmak gerekir. Bahsettiğiniz İYİ Parti meselesinde ise zaten onlar kendileri her ilde ayrı aday çıkaracaklarını ifade ettiler. Kendilerine bir yol çizdiler, o yolda ilerliyorlar. Tamam. Buyurun lütfen. TV.net'ten Fatih Poyraz. Ermenistan Başbakanı Peşinyan, Azerbaycan ile barışın temel ilkelerinde anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda 30 Kasım'da iki ülkenin sınır birlikleri, sınır belirleme komisyonları bir araya geliyor. Tarafların arasındaki bu diplomasi trafiğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Türkiye iki ülke arasındaki görüşmelerde görüşmeleri kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Tabii ki Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bu müzakerelerin bir anlaşmayla sonuçlanmasını çok arzu ederiz. Biliyorsunuz bu süreçteki en büyük kolaylaştırıcı Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir konuşmada bölgede bölge ülkelerinin oluşturacağı bir inisiyatifle bir mekanizma kuralım. Ermenistan da bu saldırganlığından vazgeçerse bu mekanizmanın parçası olsun demişti. Sayın Aliyev'le tam bir mutabakat içerisinde. Bu bölge barışına çok katkı sağlayacaktır. Minsk grubu 30 yıl boyunca bölgeye zarar verecek bir şekilde diplomasiyi çalıştırmadı ve tamamen yanlış bir statükoyu, haksız bir statükoyu korumaktan başka iş yapmadı. Sonuç olarak Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan öz topraklarına kavuştu. Peki bundan sonra ne olacak? Hiçbirimiz savaşlar devam etsin, çatışmalar devam etsin istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler o zaman, eğer Ermenistan bu saldırganlığından vazgeçerse gelsin bu altılı mekanizmanın parçası olsun. Yani Gürcistan'ın, İran'ın, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın, Türkiye'nin hep beraber katılacağı bir biçimde. O zaman ne olur? Bütün meseleleri bir masanın etrafında değerlendirmiş oluruz diye. Nitekim bu müzakerelerin belli bir noktaya kadar iyi gitmesi bu diyalogların en son nerede görüldü? Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili törende Sayın Paşinyan da davetliydi ve orada da bulundu. Dolayısıyla Türkiye bu kolaylaştırıcılık görevini Azerbaycan'la tam bir mutabakat içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le tam bir mutabakat içerisinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Buralarda özel temsilciler var biliyorsunuz. Bu özel temsilciler vasıtasıyla da zaten sürece katkı verilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla sınır tespitinden tutun da diğer konulara kadar Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir barışın imzalanması, bu bölgedeki sorunları gelin beraber çözelim, buraya bölge dışından aktörleri istismar etmek isteyenleri, bir takım emperyalist emeller peşinde koşanları karıştırmayalım prensibinin tahkim edilmesi, güçlendirilmesi anlamına gelir. Bu da bölge barışına katkı sağlar. O yüzden müzakerelerin olumlu gitmesini destekliyoruz. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza, bütün milletimize buradan saygılarımızı arz ediyoruz. Herkese hayırlı haftalar diliyoruz. Gazze'deki kardeşlerimize bir kere daha buradan dayanışmamızı ve bütün selamlarımızı ifade ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.